günde artık tamamlamış bulunduk. Ve bundan sonra da sağlıklı, güzel yıllarla kontrollerimize devam ederek. Ben 7 aylıkken bu süreci öğrendim. Hamileydim. İlk zaten göğsümde kitleyle başladı. Ve hormonlar hızlı artmasından dolayı çok hızlı ilerledi kitlem ve büyüdü. Kitle de ilerleyince de bayağı bir ele gelir bir şekilde olunca da hemen bir doktora gitmek zorunda kaldık. Ve ikinci evre olduğunu, 4 santim, 3 tane de kitlenin olduğunu öğrendik ayrıca. Ve ondan sonra çok hızlı bir süreç oldu. Hemen kemoterapi bölüm durumuna başladık. Ama kötü bir dönemdi. Hem hamileliğin olması hem de çocuğuma zarar gelir mi düşüncesi. Tedirginliği zaten beni korkutuyordu çok. Ama şükür öyle iyi doktorlara denk geldim ki onlar sayesinde bebeğime de şükürler olsun ki bir şey olmadı. Ve kendim için de şu an için de çok çok iyiyim. Ve son kemoterapimi alacağım bugün. Ve hastanenin bana en çok kazandırdığı şeylerden biri de saçlarımın dökülmemesi oldu bu dönemde. Çünkü psikolojik olarak da beni daha çok yıpratacağını düşünüyordum. Ve çocuğumun, kızımın etkileneceğinden dolayı burada teknolojilerin kullanılması ile birlikte saçlarım hiçbir şekilde de dökülmedi. Onun avantajını ve psikolojimin de daha çok iyi olduğunu, o da beni birazcık daha ayakta tuttu tabii. Yani böyle bir süreçti benim için. Çok zorlu bir süreçti ama şükür bugün son kemoterapimi alacağım. Allah'ın izniyle de bitecek. İlk çocuğumda zaten emzirebildim. En azından o vardı. Ama ikinci çocuğumda hamile olduğum zaman öğrendiğim için emziremedim. Yani hiç ne, en kötü şeydi zaten. Ya o çok farklı bir duyguydu. Zaten hastanede ilk doğumun yapıldığı zamanlarda bir tedirginlik, bir endişem vardı her zaman. Ve o endişemi de zaten doğum yaptıktan sonra da zaten çocuğumu ilk kucağıma aldığımda yani inanılmazdı. En azından onun ilk başta sağlıklı olmasından dolayı çok çok mutluydum. Yanımda olduğundan dolayı, onu dünyaya getirdiğimden dolayı. Yani anlatılmaz diyorum. Zorlu bir süreç. İnsan başına gelmeyince bilmiyor tabii böyle şeyi de. Zorlu bir süreç ama biraz engebeli bir yollar. Ama sonrasında Allah'ın izniyle, moralle atlatılacak inşallah. Atlatılıyor. Herkes de atlatır diye düşünüyorum. Zor bir süreç ama çok şükür artık sonuna geldik. Evet. İnşallah bir daha yaşamayalım. Yani her dediğine evet diyerek. Bir de en büyük destek, yani aslında benim değil de kendisinin kendi kendine moral bulmasındaki en büyük destek, yani bayanın saçları. Saçlarının dökülmeyişi ona en büyük destek oldu. Tabii biz de sürekli ailesi, annesi, ablaları, biz tabii ki her zaman yanında olmaya çalıştık. İşte inşallah sonuna geldik. Allah herkesi kurtarsın diyeyim. Hastamız gebeliğin 7. ayında meme kanserini fark ediyor. Aslında hasta birkaç hafta öncesinden kitle olduğunu görüyor. Ancak gebelik dönemindeki memedeki değişikliklerle ilgili o da ona yoruyor bu durumu. Ancak kitle büyüdüğünü, hızlıca büyüdüğünü fark edince hemen bize başvuruyor. Ve biz de kendi kurulumuzun kararıyla da kemoterapiyi başladık. Çünkü ameliyat öncesinde tümörü küçültücü bir tedavi uygulamak çok önemli ve doğum yapılabilir haftaya ulaşana kadar hastamıza bu tedaviyi uyguladık ve sonrasında da hastaya sezaryenle bir sağlıklı bir bebek dünyaya geldi ve ardından da biz kemoterapi sürecini tedavi şemasına uygun bir şekilde tamamladık. Nitekim bugün de artık tedaviyi sonuna gelmiş bulunduk. Bu dönemde tabii ki hasta genç bir anne, evde bir kızı var ve şimdi de doğan bir yeni bir bebeği var.
Ve bu dönemde hastanın psikolojisi için de çok önemli olan saç dökülme problemini yaşamaması adına kafa derisi soğutma sistemi de kullandık. Ve böylece gerçekten de hiçbir saç kaybı bile yaşamadan en güzel şekilde tedaviyi tamamlamış olduk. Tabii ki şimdi hamileliğin 3 trimestri mevcuttur ve burada riskli olan trimestirler var, ancak tedaviyi uygulayabildiğimiz dönemler de var. Ve bu zaman uyguladığımız zaman öncelikle hem bebeğin sağlığını hem de annenin sağlığını mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. İlaç tedavisini seçerken bu faktörler göz önünde bulundurması gerekiyor. Veya eğer uygun bir dönemdeyse mutlaka hastayı da tedavide mahrum bırakmamak gerekiyor. Tüm bunları göz önüne alarak hem tedaviyi hem cerrahi hem doğum sürecini yönetmek gerekiyor. Bebek doğduktan hemen 2 hafta sonra tekrar kemoterapiye başladık. Şimdi hastamızın kemoterapi süreci tamamlandı. Bundan sonra artık cerrahisini de yaptıktan sonra hasta kontrollerine devam edecek. Ve hormon pozitif meme kanserinde koruyucu amaçlı hormonoterapi de kullanılıyor. Bu ilaçlarla birlikte hastanın 3 ayda bir kontrolleri devam edecektir. Çünkü hastalık tamamen vücuttan gitse bile kanser tanısı almış hastaların kontrollerini düzenli bir şekilde devam etmesi çok önemlidir. Şimdi son tedavimiz de bitiyor. Artık bebeğimizle birlikte çok güzel, sağlıklı yıllar bizi bekliyor. Hormonların etkisiyle memede çok farklı değişiklikler oluşabiliyor. Ve kadınlarımız meme kanserini stratejilerle tedaviyi uygulayarak her şeyin üstesinden gelmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Nitekim Sema Hanım'da da öyle oldu.